Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yazılı haftası bomba gibi başladı. Bizler de sizlerle beraber Tonguç Akademi ailesi olarak arkadaşlar yazılılarda sizleri yalnız bırakmıyoruz ve gerçekten harika bir yazılı haftasını sizlerle beraber startını bugün itibariyle veriyoruz arkadaşlar. Bugün günlerden biliyorsunuz 25 Ekim pazartesi ve günlerden matematik yazısına çalışma günü. Çok güzel bir arkadaşlar yazılı çalışması sizi bekliyor. Yarın yani salı günü Türkçe'ye devam edeceğiz. Fen bilgi Ondan sonra arkadaşlar perşembe günü inkılap sonra cuma İngilizce, cumartesi din ve pazar günde arkadaşlar ne yapacağız maratonu tamamlayacağız. Ve inşallah hepiniz sınavlarınızdan da 100 alacaksınız diyelim ve hadi bakalım herkes hazırsa dersimize bomba gibi başlıyoruz. Evet arkadaşlar yazılı kamplarında sizlerle beraber hangi kitaplarımızı kullanacağız? Tabii ki yazılı haftası olduğu için arkadaşlar olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi olan yazılı notlarını kullanacağız. Ve yazılı notlar arkadaşlar çok çok önemli. Mesela matematikte açtığımızda bakalım karşımıza ne gelecek? Matematikte matematik bölümünü açtığımızda arkadaşlar burada sizin için ufak, ufak tefek arkadaşlar neler var? Çok güzel böyle e, notlarımız var ve bunlarla beraber burada kısa kısa tekrar diyorsun. Ebo pekok çarpanlar katlar problem ...problemlerde nelere dikkat etmelisin? EBOB'da neler kullanılıyor? EKOK'ta neler kullanılıyor arkadaşlar? Üstü ifadeler var bakın. Çok böyle kritik noktaları var üstü ifadelerin. Bunları arkadaşlar ne yapıyorsun? Bu kitapla beraber, kitapçıkla beraber... ...yanında her yere taşıyorsun... ...ve arkadaşlar bununla beraber de ne yapıyorsun? Yazıldan 100 almayı garantiliyorsun. Bunu çantana atıyorsun arkadaşlar. Büyük kitaplar gibi taşıması... ...arkadaşlar çok zor olmayan... ...çok tatlı bir kaynak. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyorsun? Bu kaynağımızı hiç yanından ayırmıyorsun... ...ve ha Harika bir şekilde yazılarına çalışıyorsun. Tabi bunun yanında arkadaşlar diğer dersler de var. Tüm dersler Türkçe, Matematik, Fen, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce. Yani bunu aldığın zaman bütün yazılarından süper bir şekilde arkadaşlar ilerliyorsun. Tabii ki hala arkadaşlar yazılı kampımızda kitaplarımızı temin etmeyenler varsa bu kitaplar üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Başlangıç seviyesi kaynağımız olan sıfırdan 8'e. Bu kaynağımız arkadaşlar almayan arkadaşlar varsa aldıklarında hemen ne yapacaklar? Köklü sayılarda toplama çıkarmaya kadar gelecekler ve... Buraya kadar olan bölümü hemen bugün itibariyle arkadaşlar yapacaklar ve sınavlarından da harika notlar alacaklar. Başlangıç seviyesi kaynağımız 0'dan 8'e gerçekten harikulade. Bunun yanında arkadaşlar taktikli soru bankamız var. Hala temin etmeyenler varsa gerçekten çok özel ve güzel bir kaynak. Hem size eski nesil hem de yeni nesil içerisinde beraber barındıran çok tatlı bir kaynak. Eğer arkadaşlar çalışırken zorlandığınız bölümler varsa, takıldığınız bölümler varsa hemen ne yapıyorsun? Şuracıktan kare kodu okuyorsun. A da sıcak sıcakla uzman öğretmenlerimizin anlatımlarıyla çok tatlı bir şekilde sorunun cevabını öğreniyorsun. Tabii ki Dinamo Soru Bankamız var. Arkadaşlar gerçekten çok özel bir kitap. Üzerinde aylarca haftalarca düşünülerek hazırlanmış özel birbirinden güzel sorular var. Bu sorularla beraber seni hafiften hafiften yeni nesile arkadaşlar alıştırıyoruz. Ve tabii ki Zoru Bankası dediğimiz şeyde gerçekten matematikte morarmak isteyen arkadaşların danışacağı, alacağı bir kaynak. Zirveye oynayanların, matematikten full çıkarmak isteyenlerin alacağı çok güzel bir kaynak. Hafiften sizi zorlayabilir arkadaşlar diyoruz ve hadi bakalım yazımıza ne yapacağız? Bomba gibi başlayacağız. Bunun yanında arkadaşlar hocalarımızla yapmış olduğumuz e, sevgili arkadaşlar çalışmalar neticesinde e, öğrendiğimiz bilgiler ve tüyolar eşliğinde hangi soruların sınavda gelebileceği, hangi sorunun hocanın sorabileceği, bu kesin çıkar, bu yüzde yüz çıkar e, diyebileceğimiz sorularda arkadaşlar bu güzel stickerlarımızla beraber sizlere ne yapacağız? Biraz ışık tutacağız ve bu şekilde de sizlerle beraber arkadaşlar ilerlemiş olacağız. Evet ilk konumuz neydi? Herkes toplandığına göre, herkes geldiğine göre arkadaşlar İlk konumuz sevgili arkadaşlarım tabii ki çarpanlar katlardı. Şimdi sizle beraber çarpanlar katları harika bir şekilde tekrar edeceğiz. Hiçbir eksik nokta bırakmadan yolumuza süper bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen sizin almış olduğunuz notlar yani öğrenci notları sizin gözünüzden olan notlara şöyle bir bakalım. Arkadaşlar çarpanlar katlarda bir sayının çarpanlarını öğrenmiştik. Bir sayının çarpanlarında sayının kendisi bir mutlaka vardı. Bunun yanında arkadaşlar 3 çarpı 15. Bakın örneğin 45 sayısı çarpanlarına baktığımızda 1 çarpı 45, 3 çarpı 15 bunun yanında sevgili arkadaşlar bir de ne vardı 9 çarpı 5 yani 45'i bulmuştuk. 45'in çarpanları aynı zamanda bölenleri biliyorsunuz 1 çarpı 1, 3, 5 9, 15 ve 45. Arkadaşlar bu çarpanları veya bölenleri gökkuşağı dediğimiz yöntemle de bulabiliriz. Sırasıyla küçükten büyüğe doğru yazdığımızda baştaki ve sondaki sayının çarpımı her zaman aynı sayıya ve aynı sayıyı verecektir. Dolayısıyla 1 çarpı 45 45'tir arkadaşlar 3 çarpı 15 45'tir buraya ne gelecek tabii ki buraya da 5 çarpı 9 gelecektir diyoruz ve 9 kere 5 45'i buluyoruz. Bunun yanında yine e, sevgili arkadaşlar sayılarımızın asal çarpanlarına ayrılmasında iki yöntem kullanmıştık. Bunlardan bir tanesi e, çarpma çarpan ağacı yöntemi ikinci yöntemimiz de e, bö bölen algoritması yöntemiydi. Çarpan ağacı yönteminde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sol tarafta genelde bir asal sayı olacak şekilde sayılarımızı asal çarpanlarına ayırmıştık. Burada arkadaşlar şu en altta bulunan şöyle arkadaşlar bir ne derler fasulye tanesi gibi olan bölüm 20 sayısının asal çarpanlarıdır. Yani 2, 2, 5 şeklinde yazabiliriz. Hatta bunu üstlü olarak yazarsak 2 üzeri 2 çarpı 5 şeklinde yazarız. E hocam 2'den 2 tane var. Bunu iki kere mi sayıyoruz? Hayır arkadaşlar. 20'nin asal çarpanları dendiği zaman 2 ve 5 şeklinde yazıyoruz. Yani 2 tane 2 olsa da onu ne yapıyoruz? Bir tane olarak yazıyoruz. 48'i bölen algoritmasını yaptığımızda çizmiş olduğumuz çizginin sağındaki sayılar tamamen asal sayı olmak zorunda arkadaşlar ve asal sayılarımızı da her zaman en küçükten başlıyoruz. En küçük asal sayımız kaçtı? 2'ydi. Sadece çift olan asal sayımız nedir? O da 2'dir. 48'i 2'ye bölüyoruz 24. 24'ü 2'ye bölüyorum 12. 2'ye bölüyorum 6. 2'ye bölüyorum 3. 3'e bölüyorum 1 şeklinde arkadaşlar ne yaptık? 1 sayısını görene kadar bunu devam ettiriyoruz ve 48'in arkadaşlar asal çarpanları nelerdir dendiği zaman 2 ve 3 diyeceğiz. Peki bunu üslü olarak gösterin dendiği zaman da 1 2 3 4 tane 2 olduğu için 2 üzeri 4, 1 tane 3 olduğu için 1 tane 3'ü yazıyoruz arkadaşlar ve çok güzel notlarla beraber dersimize bomba gibi başladık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Almış olduğunuz notlarda bakalım neler var. Bizler de sizler için çok güzel notlar aldık. Sevgili arkadaşlar, çarpanlar katlarda tabii ki soruların en çok geldiği bölümlerden bir tanesi olan hatta tamamı neredeyse buradan geliyor EBOB EKOK problemlerinde. İki sayının EBOB'unu bulmak istiyorsak ve EKOK'unu bulmak istiyorsak neler yapmıştık? Hemen ona bir bakalım isterseniz. 12 ile 18'in EKOK'unu ve EBOB'unu aynı işlem yoluyla bulabiliyoruz. 12 ve 18'i 2'ye bölersek 6, 2'ye bölersek 9. 2'ye bölersek arkadaşlar tekrardan 6 2'ye bölündüğü zaman 3. 9 bölünmediği için aynen aşağı iniyor. 3'e böldüğümüzde 3'ü 3'e bölersek 1. Burada arkadaşlar 9'u 3'e bölersek 3 kalıyor. 3'ü 3'e bölersek de 1. Bakın buraya yıldız atmışız. Niye arkadaşlar? Çünkü bu sayılar her iki sayıyı ortak olarak böldüğü için yanlarına işaret koyduk. İşte her iki sayıyı ortak olarak bölen sayılar EBOB oluşturur. E, tamamı ise EKOK oluşturur. Bakın EBOB'umuz buradan arkadaşlar 3 kere 2 6. Yani bu iki sayıyı Bölen en büyük sayımız 6'dır EBOB. EKOK'a baktığımızda arkadaşlar 252 2 yani 4, 352 yani 9 bu iki sayının da o en küçük ortak katı 36'dır diye biliyoruz. Peki EBOB ile EKOK problemlerinin özelliklerine bakalım. EBOB EKOK özelliklerine. Bir sayının arkadaşlar EBOB ile EKOK'unun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Bu çok fazla çıkan bir kural değil ama yine bilmekte fayda var. Yine sayılarımız birbirinin katıysa arkadaşlar EKOK büyük olan sayıya EBOB ise küçük olan sayıya eşittir. Yani burada 20 ile 40'ın ekokunu bulmakla uğraşmıyorsun. Niye? Hemen ne yapıyorsun? Birbirinin katı olduğu için hemen e, ekokta 40'ı, EBOB'da da 20 yazıyorsun. Mesela diyelim soru içerisinde karşına yüzde 400'ün ekokunu bulman e istendi senden veya karşına çıktı. Hiç hesap yapmana gerek yok. Ekokumuz diyorsun 400, EBOB'umuz 100 hocam diyorsun ve yoluna zaman kazanmış olarak mükemmel bir şekilde ilerliyorsun diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir de EBOB ekok problemlerimizde çok sık karşılaştığımız küçük parçalardan bakın küçük parçalardan büyük parçalar elde ediyorsak yani katlanarak gidiyorsak, büyüyerek gidiyorsak arkadaşlar ne yapacağız? Burada ekok kullanacağız tabii ki. Peki büyük bir parçayı daha küçük parçalara bölme, bölüştürme yapıyorsak, örneğin bir pirinci, örneğin bir zeytinyağını arkadaşlar örneğin bir bahçenin duvarına ağaç dikme gibi sorularda ise bunu ne yapıyoruz? Büyük parçadan küçük parçaya gittiğimiz için burada ebob kullanıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde de ne yaptık? Ee, ...ufak ufak taktiklerimizi, notlarımızı... ...hatırlamış olduk. Peki... ...aralarında asallık vardı. Arkadaşlar... ...birden başka ortak böleni olmayan... ...sayılara aralarında asal sayılar... ...diyoruz. Aralarında asal sayıların... ...Ebubu arkadaşlar birdir. Ekoku da bu sayıların neyine eşittir? Tabii ki çarpımına eşittir. Mesela diyelim ki 16 ile... 15 sayısının EBOB'unu bulman gerekiyor. Arkadaşlar bunların EBOB'u kaç eşittir? 1 e eşittir. Ekoku dendiği zaman hiç ekoku bulmakla uğraşmıyorsun. 15'te 16'yı çarptığın zaman karşına kaç geliyor? 225. Buradan arkadaşlar 240 sonucuna ulaşıyorsun. Hiç hesap yapmakla 2'ye böldüm, 3'e böldüm bu bölen algoritmasını yapmakla uğraşmıyorsun. Direkt ne yapıyorsun? Çatır çutur sonucu buluyorsun arkadaşlar. Diyelim ve çok güzel bir şekilde notlarımızı arkadaşlar tekrar etmeye devam ediyoruz seninle beraber. Evet sonradan gelen arkadaşlarımız like butonuna çöksünler bakalım arkadaşlar. Hatta bu dersimizi arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde WhatsApp gruplarında arkadaşlarına da atarsan daha çok kişiye ulaşsın ve daha çok kişi arkadaşlar sınavlarından yüz alsın diyelim ve hadi bakalım herkes arkadaşlar ne yapsın bu dersimizi paylaşım yapsın ve daha çok kişiye ulaştırsın diyelim ve geldik arkadaşlar üstü ifadelere. Hemen bakalım arkadaşlar üstü ifadelerde mesela diyelim ki yazılı notlarımızı aldığımızda yazılı notlarını aldık diyelim ki sınıfa gittik açtık arkadaşlar dersimiz boş. E, öğretmen nam gelmemiş. Diyelim ki biz de hemen açtık. Çarpanlar katları güzel çalıştık. Üstü ifadeleri açtık. Arkadaşlar üstü ifadelerde şöyle biraz daha yaklaştırabilirsek hafiften şöyle biraz net, netlemekte sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada negatif üst nedir? Üssün, üstün üstü nedir? Çok tatlı bir şekilde arkadaşlar. Bakın e, üstü ifadelerde çarpma nasıl yapılır? Bölme nasıl yapılır? Üstü ifadelerde çözümleme. Bilimsel gösterim. Çok büyük çok küçük sayılar ve kare köklü sayılara geçiyor. İşte arkadaşlar burada ne 5 dakikada 10 dakikada dersini harika bir şekilde tekrar ediyorsun yazın notlarında. Arkadaşlar, şimdi geliyorum üstü ifadeleri Arkadaşlar çok kritik, çok özel ve birazcık da öğrencileri sizleri zorlayan konulardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar, en çok karıştırılan bölüm nedir? Negatif bir tabanın, bakın negatif bir tabanın üssü çiftse sonuç her zaman pozitiftir. Negatif bir tabanın üssü tekse sonuç arkadaşlar nedir? Buradan negatiftir. E hocam, bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam bunun üstü tek olduğunda, örneğin işte çift olduğunda ne olur tek olduğundan olur. Arkadaşlar pozitif sayılarda bu üssün çift veya tek olması bir şey ifade etmiyor. Pozitif olan sayıların zaten sonucu her zaman pozitiftir. Üstünün tek veya çift olması bir şey değiştirmez. Ancak tabanımız bakın tabanımız eğer e, negatifse üstümüz çift e, veya negatifse üstümüzün tek olup olmadığına bir kontrol ediyorsun. Pozitif olanlarda herhangi bir şey yapmıyorsun arkadaşlar. Mesela bunun sonucu artı 16. Bunun sonucu eksi 8 diyebiliriz arkadaşlar. Taban negatifse üsse bakıyoruz. Şimdi birin bütün kuvvetleri arkadaşlar birdir. Onu zaten biliyoruz. Sayıların birinci kuvvetleri sayıya eşittir. Mesela diyelim ki 5 üzeri 1 kaç eşittir arkadaşlar? 5'e eşittir. Bunu zaten biliyoruz. Bir sayının sıfırıncı kuvvetine sıfır diyen arkadaşlarımız oluyor. Aman dikkat arkadaşlar sıfır demiyoruz. Bir sayının birinci kuvveti her zaman bir, sıfırıncı kuvveti her zaman bire eşittir diyoruz. Çözümlemi arkadaşlar hem Milli Eğitim Bakanlığı LGS'de hem de sayın hocalarımız sınavlarda bunları çok soruyorlar. Dolayısıyla çok zor olmayan bir konu fakat dikkat etmezsek hata yapabiliriz. Bakın virgülün sağ tarafındaki sayılar onun eksi birinci kuvveti, eksi ikinci kuvveti ve eksi üçüncü kuvveti diye gidiyor. Sol tarafındaki sayılar yani tam kısım dediğimiz 10 üzeri sıfır, 10 üzeri bir, 10 üzeri 2 diye gidiyor. Arkadaşlarımızın bazıları e, virgülün sol tarafındaki tam kısmı da 10 üzeri 1 olarak başlıyorlar ve orada hata yapıyorlar arkadaşlar. E, unutmayın tam kısım 10 üzeri sıfırdan başlar. Bunu da söylemiş olalım. Çözümlememizde bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Yine üstü ifadelerde en önemli kurallardan bir tanesi üstün üstü kuralı. Arkadaşlar birden fazla üst varsa bunları çarparak tek bir üst olarak yazıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Peki üslü ifadelerde çarpma işleminde ne yapıyorduk? Üslü ifadelerde arkadaşlar çarpma işleminde tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz ve tek bir üst olarak yazıyoruz. Peki hocam üstler aynı tabanlar farklıysa ne yapıyoruz? Üstler arkadaşlar aynı olduğuna göre aynı olarak kalıyor. Tabanları çarpıyoruz ve 10 üzeri 6'yı da ne yapıyoruz? Buradan bulmuş oluyoruz. Peki gelelim arkadaşlar büyük sayıları daha küçük yani daha sade bir şekilde gösterildiği çok büyük ve çok küçük sayılara. Buraya bakalım. Mesela 1 milyon 200 bin sayısı büyük bir sayı. O zaman ne yapıyorum? Bu işlem yaparken bana zorluk çıkartacağından dolayı bunu küçük daha böyle minimalize yazıyorum. Yani 12 çarpı kaç sıfır varsa onu da onun kuvveti şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Küçük sayılara baktığımızda bakın burada çok küçük bir sayımız var. Bunu da arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuradaki sayımızı yazıyoruz ve virgülden sonra kaç basamak varsa onu da üsse yazıyoruz ama eksi olarak yazmayı unutmayın. Çünkü bu sayımız arkadaşlar küçük bir sayıdır. Küçük sayılarda eksiyle ifade ederiz. Büyük sayılarda 10 üzeri ...artıyla ifade ederiz. Bakın artı 5, burası eksi 5. Bilimsel gösterime baktığımızda arkadaşlar... ...bakın 324'ü bilimsel olarak gösterirsek... ...3,24 olur. Yani sayımız dikkat ederseniz... ...324'ten 3,24'e... E, ...iki basamak... 2 e, basamak küçülmüş. Dolayısıyla arkadaşlar burası küçülürken... ...biliyorsunuz burası da iki basamak artacaktır. Dolayısıyla 10 üzeri 8 iken... ...10 üzeri 10 olacaktır. Burada da çok tatlı bir şekilde... ...bilimsel olarak göstermiş oluyoruz dedik. Yolumuza ne yapıyoruz arkadaşlar? Notlarımızla devam ediyoruz. Köklü sayıların da arkadaşlar tamamı olmasa da bir kısmı ne yaptı? E, sınavımıza dahil oldu. Peki köklü sayılarda neyi bilecektik? Köklü sayılarda arkadaşlar olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi arkadaşlar tam kare ifadeler. Tam kare ifadeleri bilmezsek kare köklü ifadelerden ilerleme şansımız kesinlikle ve kesinlikle olmayacaktır arkadaşlar. Onun için Tam kare ifadeleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Örneğin 1, 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Bunlar arkadaşlar 20'ye kadar bakın 20'ye kadar e, mutlaka ve mutlaka isim kendi adımız soyadımız gibi bileceğiz. Eğer bilmezsek çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Bunu şimdiden söylemiş olalım. Yaklaşık olarak değer bulma vardı arkadaşlar. Örneğin kök 3 sayısı kök 1 ile kök 4 arasında ama kök 4'e yakın olduğu için bakın tam ortasının biraz sağ tarafında yakın kısma işaretledik kök 7'ye baktığımızda kök 4 arkadaşlar bakın kök 4 ile kök 9 aralığındadır ama kök 9'a biraz yakın olduğu için buraya aldık kök 10'a bakalım arkadaşlar kök 10 sayısı kök 16 ile kök 9 aralığındadır ama kök 9'a yakın olduğu için bakın hemen 3'ün dibine aldık arkadaşlar bunlara da ne yapacağız dikkat etmemiz gerekiyor şimdi e, peki bir köklü ifadeyi sevgili arkadaşlar kök dışına nasıl çıkartırım? Arkadaşlar kök dışına çıkarmanın en güzel yolu bölen listesi yaparak, bölen algoritması yaparak ya da sayımızı asal çarpanlarına ayırarak bulmaktır. Sayımızı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra İkişerli ikişerli gruplandırdığımızda iki tane sayımız el ele verip dışarıya bir tane olarak çıkar arkadaşlar. Yani e, peki buradaki sayımız tek kaldı 10 olacak. Arkadaşlar o kök dışına çıkamayacaktır. Yani kök 20'nin karşılığına 2 kök 5 yazacağız. Buna ne diyorduk? Buna da A kök B şeklinde yazmak diyorduk. Tam kareleri bilmek kadar A kök B şeklinde yazmak da yine kare köklü sayıların olmazsa olmazlarından bir tanesidir arkadaşlar. Dolayısıyla A kök B şeklinde yazmayı da... Çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki dışarı çıkardığımız sayıyı e, tekrar içeri almak istesek ne yapacağız? Dışarıdaki sayının karesini alarak içeriye yazıyoruz ve içeride de çarptığımızda yine kök 20'yi elde edebiliyoruz. Peki bunu nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar bunu sıralama sorularında çok kullanıyoruz. Bir de yaklaşık değer yaklaşık olarak bir sayının değerini bulmak istiyorsak kullanıyoruz bu bölümü. Köklü sayılarda çarpma işleminde arkadaşlar ne yapıyorsun? Dışarıdaki ile dışarıdaki sayıyı çarpıyorsun. Dışarıya yazıyorsun. Bakın 3 kere 5 10 yazdık. İçerideki sayıyla da içerideki sayıyı çarpıyorsun. İçeriye yazıyorsun. Kök 21. 7 kere 3 21 hemen yazdık. Bölme işlemine baktığımızda arkadaşlar bölme işleminde de dışarıdaki sayıyla dışarıdaki sayıyı bölüyorsun. 3 yazıyorsun. İçerideki sayıyla içerideki sayıyı bölüyorsun. 2 ama köklü sayıları böldüğün için kök 2 olmuş oluyor. Yani şu işlemin sonucu 3 kök 2'dir arkadaşlar. Toplama işlemi daha kolay. Toplama işleminde sevgili arkadaşlar dışarıdaki sayıları topluyorsun veya çıkartıyorsun. Dışarıya yazıyorsun. Bakın 4 artı 2 6. Ortak kökümüz kaç? Kök 5. Ona herhangi bir müdahale yapmıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 6 kök 5 oluyor. Buraya bakalım. 10'dan 10 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkartırsam 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. Ortak köküm 7 kök 2. Peki hocam Hocam kök içleri aynı olmasa ne yapacağız? Mesela 5 kök 3 ile 2 kök 2'yi toplayabilir miyim? Arkadaşlar kök içleri aynı olmazsa bu sayımız böyle kalır. Herhangi bir toplama çıkarma işlemi yapmıyorsun. Bunu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi sayıların e, sevgili arkadaşlar üstü ifadelerde kullandığımız üstlerini görüyorsunuz. Burada da tam kare ifadeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları sizler de isterseniz böyle kağıtlara yazarak özellikle kareköklü köklü ifadeler çalışırken yanınızda bulundurabilirsiniz tabilirsiniz ama Arkadaşlar bunları ne yapmamız lazım? Ezberlememiz gerekiyor. Bilginiz olsun diyelim ve hadi bakalım arkadaşlar karşımıza ilk sorumuzda yolculuğumuza başlayalım. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Evet arkadaşlar bu yapmış olduğumuz yazı çalışmalarında sevgili hocalarımızın bunun kesin çıkacağını... Arkadaşlar bu ya da buna benzer bir sorunun kesin çıkacağının bilgisini çok gizli bir şekilde aldık arkadaşlar. Hocalarımız sınavda bunu kesin soruyorlarmış. Hadi hayırlı soru, uğurlu olsun bakalım sizler için de. Güzel güzel bir soruyu umarım yaparsınız diyelim ve haydi bakalım. Aşağıda verilen sayıların doğal sayı çarpanlarının sayısını bulunuz ve asal çarpanların çarpma şeklinde gösteriniz demiş. Sevgili arkadaşlar hemen ne yapıyorum? Hemen arkadaşlar buraya çizgiyi çekiyoruz ve burayı 2 ile başlıyorum. 2 ile böldüğüm zaman kaç çıkıyor? 40 çıkıyor. Tekrar 2'ye böldüm. Kaç çıktı? 20 çıktı. Tekrar 2'ye böldüm. 10. Tekrar 2'ye böldüm arkadaşlar. 5. Sonra asal sayı bulduysam ancak kendisine bölerek ne yapıyorum? 1 yapıyorum. İşte 80'in asal çarpanları 2 ve 5 diyoruz arkadaşlar. Üstü olarak gösterirsem 2 üzeri 1, 2, 3, 4. 4 tane olduğu için 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1 diyoruz. Ve bu şekilde de ne yapmış olduk? Sonucumuzu bulmuş olduk seninle beraber. Devam edelim mi? Haydi bakalım arkadaşlar. Yolumuza mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. Tekrar çizgimizi çekiyoruz. 2 ile başlıyoruz arkadaşlar. 92'ye böldüğümüzde kaç çıkar? 45 çıkar. Tabii ki yazdık. 2'ye böleceğim. Fakat bu sayı 2'ye bölünen bir sayı değil ne yazık ki. O zaman bir sonraki asal sayı 3'e bakıyorum. Rakamların topladığımızda 3'ün katı oluyor mu? 5 4 daha 9 evet 3'ün katı oluyorsa 3'e bölünüyor. Böldüğümüzde arkadaşlar 15. Tekrar 3'e bölüyorum. 5. 5'e bölersem 1. 90'ın asal çarpanları 2 3 ve 5'tir diyoruz. Üstü olarak gösterirsek arkadaşlar 2'den 1 tane olduğu için 2, 3'den 2 tane olduğu için 3 üzeri 2 çarpı 5'ten 1 tane olduğu için de ne yapmış olduk arkadaşlar? 5'i yazmış olduk ve bu şekilde çok güzel bir ilk sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi geldik arkadaşlar nereye? Şimdi geldik ikinci sorumuza. Çok güzel bir soru. Yine arkadaşlar bu sorumuz çok özel ve güzel bir soru. Ve sevgili Hocalarımız yine bu soruyu yazılda sorma ihtimali çok yüksek. Sizin için arkadaşlar binlerce, on binlerce yazılı kağıdı inceledik ve bu sorular arkadaşlar sizin için bulduk. Diyeceğim ama biraz abartı olur arkadaşlar. On binlerce demeyelim de ama gece gündüz çalıştık arkadaşlar. Bu çok net ve sizlere çok güzel bir yazılı haftası hazırladık ve matematikte de başlangıcı yaptık. Abdurrezek A Bismillahirrahmanirrahim. Bu Abdurrezzak A nedir ya? Mübarek. Saçlara bakar mısınız? Gerçekten tam A gibi A. Abdurrezzak A görselde kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bahçesini kare şeklindeki eş parçalara ayırıp her parselinin içine 3 adet zeytin ağacı dikmek istiyor. Bu iş için Abdurrezzak A'nın en az kaç zeytin ağacına ihtiyacı vardır? Şimdi arkadaşlar bu sorumuza baktığımızda bir bölme bölüştürme sorusu. Büyük bir parçayı küçük küçük parsellere bölme bölüştürme. O zaman bu sorunun bir arkadaşlar EBOB sorusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Peki kimlerin EBOB'unu bulacağız? Arkadaşlar zaten iki tane sayı var. İki sayının EBOB'unu bulmak istiyorum. Hadi bulalım bakalım. Hemen ne yapıyorum? Yazdım böyle güzel bir şekilde arkadaşlar. 2'ye bölüyorum 30. 2'ye bölersem arkadaşlar buradan 54. 2'ye bölersem 15 2'ye bölersem 27. Bu arada arkadaşlar şu arkadaşları yuvarlak için alalım mı? Çünkü EBOB buluyoruz ya. Her ikisini böldüğü için yuvarlak için aldım. Buradan bakalım. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 5. 3'e bölersem 9. Bunu da yuvarlak içine alıyorum. Çünkü her ikisini bölmüştü. Devamında arkadaşlar 3'e bölersem 5 bölünmediği için devam edemiyorum. 3'e bölersem 3 kalıyor. Tekrar 3'e böldüm. 1, 5. Aynen aşağı indi. 5'e bölersem 1 arkadaşlar. O zaman EBOB'umuz arkadaşlar EBOB'umuz bunların çarpma değil midir? Evet EBOB'umuz nedir? 12 arkadaşlar 12 metre aralıklarla güzel bir parsel kare şeklinde parseller ne yapacağım oluşturacağım. Yani bir kenarımız 12 metre olması gerekiyor. Peki hocam bu iki sayı mesela 6'ya da bölebiliriz. Niye 6'ya almadık? Arkadaşlar en az e, zeytin ağacı diyorsa o zaman parsellerimi en büyük yapmak istiyorum. Dolayısıyla e, EBOB'u almış oluyorum. 60'ı arkadaşlar ne yapıyorum? 12'ye bölersem burada 5 parça oluyor. Hemen 5 parçamı ayırayım. 108'i 12'ye bölersek 9 parça yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça yaptık. Hadi çizelim bakalım. Çok büyük olmadığı için böyle parsellerimizi de gösterebiliriz arkadaşlar. Gösterelim bakalım. Kaç tane karemiz olmuş. Kare şeklindeki parsellerimiz olmuş. Çizelim bakalım. Çiziyoruz arkadaşlar. Çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabi bunu yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Vakit kaybetmeyin bunda. Ben size göstermek için yapıyorum. E buradan 12 12'ye böldüğümüzde sevgili arkadaşlar 9 parça. Bunu 12'ye bölersek 5 parça. 9 kere 5'ten 45 tane parsel elde ediyoruz. Ve her parselin içerisine arkadaşlar 3 tane zeytin ağacı diktiğimizi varsayarsak Toplam 45 parselimiz var. O zaman 45 çarpı 3'ten sevgili arkadaşlar 5 kere 3 15. 15'in 5'e elde var. 1, 4 kere 3 12. 1 de elde 13 tane pardon 135 tane zeytin ağacı dikmiş olur sevgili Abdurrezak ağımız diyelim ve doğru cevabında arkadaşlar 135 olduğunu söyleyebiliriz. Çok güzel bir EBOB sorusu sevgili arkadaşlar klasikleşmiş bir soru dolayısıyla arkadaşlar bunu da ne yapıyorsunuz soruyu hemen cebe indiriyorsun ve bu şekilde sınavda çıkarsa da e, puanlarını alıyorsun diyelim ve yolculuğumuza çok güzel bir başka soruyla devam edelim bakalım evet sen de ne yapıyorsun bir yandan sorumuzu çözmek için vakit harcıyorsun ben de ne yapıyorum yavaş yavaş soruyu okuyorum sevgili arkadaşlar bu ne ne diyelim bu sınavda yazılda kesin çıkar bölümü diyebilir miyiz? Bakın %100 buradan soru gelir. İşte arkadaşlar bu. Yine üstü ifadelerin sevgili arkadaşlar EBOB ve ekokunu bulmakla alakalı çok tatlı bir soru. Bu da yine sınavlarımızda karşımıza %100 gelebilecek tarzda o potansiyelde özel ve güzel bir soru arkadaşlar. Haydi bakalım sorumuzu çözelim. Yukarıda verilen eşitliklere göre ekok ve EBOB'unu bulun demiş. Arkadaşlar üstü ifadelerin EBOB'larını bulurken bazı arkadaşlarımız bu sayıların e, karşı değerini buluyor, değerini bulduktan sonra EBOB pay kokunu bulmaya çalışıyor. Hayır arkadaşlar, bizler derslerimizde ne öğrenmiştik sizlerle beraber? İki sayı verildiyse üstü ifade olarak EBOBlarını bulmak istersek ortak olanların küçük olanını alıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorum? Mesela 2 üzeri 4, 2 üzeri 3. Bunlardan hangisini alacağım? Arkadaşlar bunlardan üstü küçük olanı alıyorum. Yani EBOB'da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 ile 3 üzeri 3. Hangisini alacağım? Tabii ki 3 üzeri 1'i alıyorum arkadaşlar. E 5 var hocam. O ortak olmadığı için EBOB'da alamıyoruz. Ve buradan sevgili arkadaşlar istersek buranın 24 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim bakalım. ECOG'da ne yapıyorduk? ECOG'da arkadaşlar Ekok ECOG büyük büyük bir sayı katlanarak gitmekten yani daha büyük bir sayı elde edeceğimizden dolayı ortak olanların büyük olanını ve ortak olmayan sayıyı da alıyoruz arkadaşlar. Yani mesela 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Hangisini alacağım? Tabii ki 2 üzeri 4'ü alacağım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 3 hangisini alacağım arkadaşlar? Buradan ne yapıyorum? 3 üzeri 3 e alıyorum. 5 ne yaptık? 5 arkadaşlar ekok'ta alıyoruz fakat ebob'da almıyoruz. Buna da çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sayımızın karşılığında isterseniz bulabilirsiniz. Ancak genelde sorularımızda bu şekilde arkadaşlar bırakmamızı istiyorlar bizlerden. Bu şekilde de bırakabiliriz ve çok güzel bir şekilde üstü ifadelerin ebob ve ekok'ların arkadaşlar ne yapmış olduk? Hatırlamış olduk. Yine yeni nesil dediğimiz arkadaşlar, beceri temelli dediğimiz yeni nesil sorulara benzer hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın sevgili arkadaşlar örnek sorularında da karşımıza gelmişti. Çok tatlı bir soru ve sorumuza senle beraber bir bakalım. Arkadaşlar hocamız bunu belirleyici bir soru olarak yani sınıfta Kimler çalışmış, kimler çalışmamış, kimler yeni nesil sorulara adapte olmuş ve yapabiliyor, kimler yapamıyor? İşte arkadaşlar bu soruyla sizleri eleyebilir. Onun için lütfen bu soruyu çok güzel dinle ve ne yaptığımızı harfi harfine dakikası dakikasına takip et arkadaşlar ve anlamayan arkadaşların varsa da onlara harika bir şekilde anlat. Hatta videomuzu bile paylaşabilirsin. Onlar da videoyu izleyerek arkadaşlar ne yapsınlar e, derslerine mükemmel bir şekilde çalışsınlar ve bu soruyu onlar da anlasınlar. Şimdi sorumuza bakalım. Yukarıda yarı çap uzunlukları verilen tekerler AB yolunu tam tur atarak tamamlayabilmektedirler. AB yolunun uzunluğu 10 metreden fazla. Dikkat edin arkadaşlar 10 metreden fazla olduğu bilindiğine göre yarıçap uzunluğu 12 santimetre olan teker en az kaç tur daha bu yolu tamamlayabilir? Pi 3 alın demiş arkadaşlar. Şimdi burada kullanmamız gereken en önemli şey, en önemli materyal 7. sınıfta öğrendiğimiz arkadaşlar bir çemberin veya dairenin çevresidir. Bakın arkadaşlarımızın birçoğu hemen burada 12 ile 18'in Ekokunu almaya kalkıyorlar arkadaşlar. Hayır arkadaşlar burada yarı çapın ekokunu almanız bir şey değiştirmez. Bunların tekerlek döndüğü zaman çevresiyle alakalı olduğu için bunların çevresinin ekokunu almanız gerekiyor. Dolayısıyla bunların çevresini nasıl bulacağız? Arkadaşlar bunların çevresinde biliyorsunuz 2 çarpı pi çarpı r formülünden bulacağız. Hadi bulalım bakalım. Bunun çevresi 2 çarpı pi 3 alın demiş. Hemen alıyorum arkadaşlar. 3 aldım. Yarı çapımız kaç? 12. Aldığımızda bu bir tam tur döndüğünde ...72 santimetrelik bir yol aldığını söyleyebiliriz. Buraya bakalım, 2 çarpı pi 3 alıyorum, 3 çarpı 18 diyelim... Buradan da 6, 60, 108. 108 santimetre yani bir tam tur attığında 108 santimetre yol aldığını buluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sorumuz klasik bir ekok sorusudur. Bölme bölüştürme yok. Yani katlanarak gitme var, uzama var. Dolayısıyla bu AB yolu hem 72'nin hem de 108'in ortak bir katıdır. Dolayısıyla ben 72'nin 108'in ekokunu almak zorundayım arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Güzel bir şekilde 72 ve 108'in ekokunu bulalım hemen. Şöyle bakalım. 2'ye böldük 36 2'ye böldük arkadaşlar kaç oldu 54 oldu. 2'ye bölersem 18 2'ye bölersem 27 oldu. 2'ye böldüm 9 Bölünmediği için arkadaşlar aynen devam etti. 3'e böldüm 3, üç. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3, 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü 3'e bölersen 1. Şimdi ortak olanlara bir bakalım mı? Hadi bakalım e, bu böldüğü için arkadaşlar ortak. Bakın bu da böldüğü için ortak. Buraya baktığımda ikisini bölmüyor. İkisini böldüğü için arkadaşlar ortak aldım. Ve bunu da ne yapıyorum? İkisini böldüğü için ortak aldım. Peki buradan e, sevgili arkadaşlar... Tabii bu EBOB'da bulunuyordu. Biz ne yapacağız? Ekok bulacağız. Tabii birazcık göstermiş olduk. Şimdi 2 kere 2 4 8 8 kere 3 24 24 ile 3 çarparsam 72 72 ile arkadaşlar 3 çarparsam 216 santimetre oldu. Eğer sevgili arkadaşlar ekokumuz kaç bulduk? 216 bulduk. Ama eğer bize böyle bir şart koşmasaydı cevabımız 216 olurdu. Ama diyor ki 10 metreden fazla. Sevgili arkadaşlar 10 metreden fazla diyorsa o zaman ne yapacağız? 216'yı almayacağız. Hemen e, 10 metreyi de şöyle 10 metrede kaç santimetre ona bulalım. Çünkü bilim bu santimetre. Buradan 2 sıfır eklersek arkadaşlar 1000 santimetreye karşılık geliyor. Dolayısıyla hemen ne yapıyorum? 216'nın katlarını aldığımda 216. Bir 216 daha alırsam arkadaşlar 432 olmadı. Devam ediyorum. Bir katını daha alırsam 648 olmadı. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir 216 daha eklersem 864. Bakın hala 1000'i geçmedi. Bir 216 daha eklersem ne oldu karşıma? 1080 çıktı. İşte arkadaşlar hemen bakın 10 metre yani 1000 santimetreyi geçen en az sayım 1080 santimetredir. Dolayısıyla bu AB uzunluğum benim 1080 santimetre uzunluğunda olduğunu tespit ettik. Peki 12 santimetre olan kaç tur atar? Yani çevresi 72 santimetre olan 1080'i arkadaşlar 1080'i 72'ye hemen kenarda kıyıda bölersek buradan 15 tur atacağını söyleyebiliriz diyoruz ve gerçekten çok özel çok güzel bir soruydu sevgili arkadaşlar ve bu şekilde de ne yaptık cevabımızı bulmuş olduk. Gelelim buraya arkadaşlar. Bakalım burada sorumuzda bizden ne istiyor? Evet sonradan gelen arkadaşlar like butonuna çöktüler mi? Lütfen yoklamanızı yazılı hazırlığımız mükemmel bir şekilde sizlerle beraber arkadaşlar bomba gibi ilerliyor ve kampımızı başlattık kampımızda arkadaşlar kitaplarımızı almayı ihmal etmeyin özellikle arkadaşlar bakın Birinci dönem yazıl notları yani birinci yazılı ve ikinci yazılı yani aldığın zaman ne yapıyorsun? Birinci ve ikinci yazılıda da bunları kullanıyorsun. Her yerde otobüste giderken serviste okuluna giderken mutlaka bunu yanında bulunduruyorsun ve eksiklerini buradan gideriyorsun. Şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz gerçekten çok özel güzel bir soru ve şu soruya bakalım. Aralarında asallıkla alakalı mutlaka bir soru alda bekliyoruz arkadaşlar. Tekrar söyleyelim yapmış olduğumuz uzun uzun araştırmalar. Araştırdığımız yazılı örneklerinden örnekleri sonucunda karşımıza böyle bir sonuç çıktı. Aralarında asallıkla alakalı hocalarımız kesin bir tane soru geliyor soruyorlarmış diyebiliyoruz. Şimdi aşağıda verilen dairelerin içine bağlı bu oldukları kutucuklarda bulunan sayılarla aralarında asal. Bakın aralarında asal diyor tamam aralarında asal birden büyük ve asal olmayan Arkadaşlar çok tehlikeli. Asal olmayan en küçük doğal sayıları yazın. Bakın aralarında asallık var. Birden büyük var. Asal olmayan var ve en küçük var. Ona göre ne yapacağız? Doğal sayılarımızı yazacağız. 7 ve 5. Arkadaşlar düşünüyorum şimdi. Ben buraya 1 yazamam, 1'den büyük diyor. 2 yazarsam asal olmayan demiş, 2 yazamam. 3 yazamam ama ne yazabilirim? 4 yazabilirim. 7 ile aralarında asal mı? Evet. 5 ile aralarında asal mı? Evet. Asal değil. 4 asal değil. Evet. En küçük mü? Evet arkadaşlar. O zaman buraya ben 4'ü yazabiliyorum. Geldim buraya. 8 ve 7. Arkadaşlar 1 yazamıyorum. 2 yazamıyorum zaten asal. 3 yazamıyorum asal. 4 yazarsam 8 ile aralarında asal olmaz. Dikkat. 5 yazarsam asal bir sayı olmaz. 6 yazarsam arkadaşlar 6 yazamıyorum. Niye yazamıyorum? Çünkü 8 ve 6 yazarsam aralarında asal olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar 8 yazarsam zaten 8, 8 olmaz. 7 yazarsam 7 alamıyorum. O zaman kaç yazıyorum arkadaşlar? 9 yazmam gerekiyor. 9 yazarsam bakın 8 ile 9 aralarında asal. 9 ile 7 aralarında asal. 9 olabilir. 1 ve 21'e bakalım. Arkadaşlar 1 yazamıyorum, 2 yazamıyorum, 3 yazamıyorum asal sayı olduğu için. Ancak 4 yazarsam bakın 1 ile 4 aralarında asaldır. 1 zaten bütün sayılarla aralarında asaldır arkadaşlar. Buraya baktığımızda 21 4 ile 21 aralarında asal sayılar olduğu için arkadaşlar buraya 4 yazabiliyorum ve 4 9 4 şeklinde ne yapmış olduk? Sayılarımızı yazmış olduk. Evet çözümleme çok önemli dedik. Çözümleme ile alakalı soru gelir mi? Evet arkadaşlar. LGS'de de gelme ihtimali çok yüksek. Sınavlarımızda da tabii ki öğretmenlerimiz bu konunun önemini bildiği için karşımıza bununla alakalı sorular getirebilirler. Onun için çok dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Buna biz ne diyelim musunuz arkadaşlar? Hoca sorar kesin çıkar hatta ve hatta yazılda sorulur diyelim arkadaşlar. Böyle stickerlarımızı dolduralım. Yani buraya şu anda çözeceğimiz soruya odaklanmanı istiyorum. Haydi bakalım sorumuzda ne diyor? Diyor ki bize soruda tabloda kütleleri çözümlenmiş olarak verilen meyvelerin kütlelerine ait ondalık gösterimlerini tabloda yazınız. Kütlesi en az ve en fazla olan meyveleri belirleyiniz demiş. Hadi belirleyelim bakalım. Acaba ne olacak? Evet arkadaşlar bakın eksi 1 ve eksi 3. Yani virgülden sonra birinci sayımız 2, üçüncü sayımız 5 olacak arkadaşlar. Peki boşlukları neyle dolduracağım? Boşlukları da sıfırla dolduruyorum arkadaşlar. Doldurduk. Sıfır tam 1205. Buraya bakalım elmaya. Bakın virgülden sonra, bakın virgülden sonra birinci sayım 2, İkinci sayım 3. Üç. 3 Üçüncü sayım arkadaşlar aman Allah'ım hocam önünde sayı yok. Arkadaşlar bunların önünde gizli 1 vardır. Bunu unutmayın. Dolayısıyla buraya ne yazıyorum? 1 yazıyorum. Yani 0 tam 1231 e, oluyor. Kilogram oluyor. Buraya bakalım. Yine bakın arkadaşlar virgülü koyduk. Virgülden sonra ikinci sayım 4. İkinci sayım 4. Üçüncü sayım arkadaşlar 10 üzeri eksi 3. Bunun da başında gizli 1 olduğu için 1 yazıyorum. E hocam boşlukları ne yapacağız? Boşlukları sıfırla dolduruyoruz. Sıfır tam 1041. Buraya bakalım virgülü. Bakın burada arkadaşlar e, ikinci basamağımız yani 60 buraya 60 yazıyorum. Buraya baktığımızda virgülden sonra ikinci sayımız 5. O zaman buraya 5 yazıyorum. Boşluğu da sıfırla dolduruyorum. Ve bunlara ne diyorum? Bunların arkadaşlar tamamı kilogrammış diyoruz ve kilogramlarımızı yazıyoruz. Peki kütlesi en az olan hangisidir? Arkadaşlar kütlesi en az olan şunlara bakacağım. E, 0 tam 205, 0 tam 231, 0 tam 041. En az olan hangisidir arkadaşlar? Kivi. En az olan kiviyi buraya yazdık. En az olan. En fazlaya bakalım. Arkadaşlar en fazla zaten hemen belli oluyor. 60 tam olan karpuzdur. O zaman ne yapıyoruz? Karpuz da buraya yazmış olduk. Burada neyi ölçmüş oldu sevgili arkadaşlar bu soruda? Bakalım çözümlemeyi anlamış mı? Çözümlenmiş olarak verilen sayıları normal ondalık olarak yazabiliyor mu? Ve kıyaslama yapabiliyor mu? İşte bu özellikleri sen de bu soruda ölçmüş olduk diyoruz. Ve haydi bakalım birazcık ne yapıyoruz arkadaşlar? Birazcık da üstü sayılar diyoruz. Ve üstü sayılara geliyoruz. Evet bilmemiz gerekenler. 2 giller, 3 giller, 5 giller familyası. Bu aileyi arkadaşlar çok iyi bilmemiz lazım. Yani bunları üstü ifadelerde bilmiyorsan gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşarsın. Hemen ne yapıyorsun? Sen de dersten sonra bu kağıdımızı arkadaşlar hemen e, ekran fotosunu alıyorsun. Hemen bir kağıda yazıyorsun. Ve bununla beraber üstü ifadeleri darma duman ediyorsun arkadaşlar. Söz mü? Haydi bakalım söz dediğinizi duyar gibiyim. Ve bununla beraber ne yapalım? Sorumuza başlayabiliriz isterseniz Şimdi üstü ifallerde tabanları birbirine benzetme vardır arkadaşlar. Bakın baktığım zaman bir öğrenci gözüyle karşıma 8 çıkmış, 16 çıkmış, 4 çıkmış arkadaşlar ve burada 2 var. Demek ki sevgili arkadaşlar bu ikigiller ailesinden sayılara mensup. Hemen ne yapıyorum? Ee, üstleri düzenliyorum. 8'e baktığım zaman 2 üzeri 3 olarak karşıma geliyor. Hemen yazıyorum 2 üzeri 3'ün... Bakın arkadaşlar ikinci kuvvetini yazdım. Çarpı 16'ya baktığımızda 16 burada 2 üzeri 4 16. O zaman ne yapıyorum buraya 2 üzeri 4'ün eksi birinci kuvveti yazdım. Bölü bakın arkadaşlar böyle yaptım. 4 2'nin ikinci kuvveti hemen yazıyorum. 2'nin ikinci kuvveti eksi 2 aldım. Devam edelim bakalım. Şimdi şunu kenara alıyorum ve sorumun devamını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 6 olur mu burası? Evet olur. Devam edelim. 2 üzeri eksi 4 olur mu burası? Olur arkadaşlar devamında burası da 2 üzeri eksi 4 olur mu? Olur. Önce üst taraftaki çarpma işlemini yapayım. Çarpma işlemini biliyorsunuz üstler toplanır. 6 ile eksi 4 toplarsak buradan 2 kalır bölü. Buradan da arkadaşlar eksi 4'ümüz zaten var. Peki bölme işleminin ne oluyordu? Bölme işleminde üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Ama dikkat edin arkadaşlar eksi eksi 4 olduğu için buradan sonucumuz 2 eksiyi yan yana geldiğinde sevgili arkadaşlar artıya dönüşeceğinden dolayı buradan 2 üzeri 6 olarak sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar 2 üzeri 6'yı bulduk. Peki A sayısı kaçtı? A sayısı bakın şuradaki sayıya karşılık geliyor. O zaman A sayısının 6 olduğunu mükemmel bir şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Devam edelim bakalım sorumuza, bir diğer sorumuza. Buraya bakalım. Buradan nasıl bir yol izleyeceğiz? Bakın 2 ve 3 tabanında bir şeyler yazılmış. O zaman şunları ne yapmam lazım? birazcık açmam lazım. Hemen buraya bakalım. 12'yi 2 üzeri 2 çarpı 3 olarak yazsam. Tamam. Bir de üstünde 3 var bakın ekstra. Tamam devam ediyorum. 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazsam. Üstünde 4 var arkadaşlar bölü 18'de ne yapalım? 2 çarpı 3 üzeri 2 olarak yazarsak herhalde buradan bir şeyler çıkar. Devam edelim bakalım. Bakın burası 2'nin ikinci kuvvetinin üçüncü kuvveti. Yani 2 üzeri 6 çarpı 3'ün üçüncü kuvveti. Orada zaten bir sıkıntı yok arkadaşlar. Çarpı 2'nin dördüncü kuvveti. Onu da yazıyorum bakın. Burada da 3'ün dördüncü kuvveti. Onu da yazdık. Bölü. Alt tarafta ne vardı? 2 çarpı 3 üzeri 2 vardı. Şuraya devam edelim mi? Hadi devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bakın. 2 üzeri 6 6, 2 üzeri 4. E bunları ben toplayıp tek iki tabanında yazamaz mıyım? Evet yazabilirim. 2 üzeri 10 oldu. Çarpı. Bakın buraya 3 üzeri 3, 3 üzeri 4. Bunları da toplayıp tek e, tabanda 3 üzeri 7 olarak yazarım. Bölü. Buradan da 2 çarpı 3 üzeri 2 var. Arkadaşlar bölme işleminde 2 üzeri 10, 2 üzeri 1. Bölme işleminde üstleri birbirinden çıkarttığın zaman ne olur? 2 üzeri 9 olur tabii ki. Buraya bakalım. 3 üzeri 7, 3 üzeri 2. Ne yapıyorum? Üstleri birbirinden çıkartırsam buradan da 3 üzeri 5'i elde etmiş oluyorum. Ve karşıma ne çıktı? 2 üzeri 9 ve 3 üzeri 5. O zaman arkadaşlar B sayısının 9 olduğunu söyleyebilirim. C sayısının da 5 olduğunu ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Şu soru o kadar değil ama şu soru birazcık hafif ne yaptı bizi? Bir gıdıkladı diyebiliriz tabiri caizse. Ama olsun ne yapmış olduk? Senle beraber çok güzel bir şekilde konumuzu tekrar etmiş olduk. Geldik arkadaşlar bir bilimsel gösterim sorusuna. Yine bu da milyonlarca kere deneme sınavlarında ve arkadaşlar nerede çıkıyor? Sınavlarda karşımıza geliyor. Bilimsel gösterim LGS de çıkabilir dolayısıyla ne yapıyoruz hemen bunlara bombalıyoruz ne yapıyoruz hoca sorar diyoruz kesin çıkar diyoruz yazılı sorulur ve buradan soru %100 gelir diyoruz ve haydi bakalım sorumuzu çözelim şimdi sevgili arkadaşlar dünyada bulunan suyun toplam kütlesi 130 milyar kilogramdır bu suyun ise sadece %2.5 tatlı sudur buna göre dünyada bulunan tatlı suyun Ton cinsinden bakın arkadaşlar dikkat ton cinsinden kütlesini bilimsel olarak gösterin demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım sorumuzda bir kere 130 milyar diyor ya arkadaşlar onun yerine 130 milyar, milyar kelimesi sözel bir ifadedir. E bizim dersimiz matematik dolayısıyla ne yapıyorum milyar kelimesinin yerine 10 üzeri 9 kilogram olarak yazıyorum kilogramı yazdım. Sonrasında arkadaşlar ne yapıyorum? İsterseniz kilogramı hemen tona çevireyim. Tona çevirmek için ne yapıyorum? Tabii ki küçük birimden büyük birimlere giderken bölme yapacağız. 10 üzeri 3'e böleceğiz. Böldüğümüzde 130 çarpı 10 üzeri 6 ton yapar arkadaşlar. Bu kadar ton su varmış. Peki devamında ne yapacağım? Bunun %2,5'unu bulacağım. Arkadaşlar yüzde iki buçuk ne demektir? İki buçuk bölü yüz demektir, değil mi? İki buçuk bölü yüz demektir. Peki ben bunu ne yapayım? Ben bunu arkadaşlar e, o virgülden kurtarmak için iki buçuk ya iki buçu onla çarptım, yirmi beş. Onla çarparsam bin olmaz mı? Evet. Yani arkadaşlar yirmi beş bölü on üzeri üçü neymiş? tatlı suymuş. O zaman ben bütün dünyadaki suların ton cinsinden değerini ne yapıyorum? Şu ifadeyle çarparsam tatlı suları bulmuş olurum. Hadi bulalım bakalım. 130 çarpı 10 üzeri 6 ton çarpı 25 bölü 10 üzeri 3 diyorum. Bakın buradan ne yapacağım? Şu 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 6'yı bölme olduğu için sadeleştirirsem buradan 10 üzeri 3 buluyorum arkadaşlar. 130 ile 25'i çarparsam sevgili arkadaşlar 130 ile 25'i çarparsam buradan ne olur? 3250. 3250'yi bulmuş oluyorum. Buradan da ne yapıyorum? Bunu bilimsel olarak gösterirsek sevgili arkadaşlar. Ve sonucumuz da kaç olmuş oluyor? Hemen bir bakalım. Ve buradan da sevgili arkadaşlar cevabımız. Sevgili arkadaşlar buradan da cevabımız. 3,25 çarpı 10 üzeri 6 olmuş oluyor. Ve bu şekilde de sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Nerede kaldık? Hemen yolumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuzda bizden ne istiyor? Evet, tam kare ifadeler. Arkadaşlar tam kare ifadeler içinde yine sizin için çok özel ve güzel bir şekilde ne yapmış olduk? Çok tatlı bir çalışma yapmış olduk. Hadi bakalım. Buradan ne yapıyoruz? Tam kare ifadelerden buluyoruz. Sevgili arkadaşlar, sorumuza bir bakalım. Diyor ki: "Yukarıdaki arazi birbirine bitişik kare şeklindeki 3 bahçenin birleşmesiyle oluşmuştur. Buna göre bu bahçenin çevre uzunluğunu hesaplayınız." demiş. Şimdi alanı verilen bir karenin sevgili, sevgili arkadaşlar alanı verilen bir karenin kare kökünü alırsanız neyini bulursunuz? bir kenarı bulursunuz. Yani 256'nın kare kökünü aldınız arkadaşlar. Hemen 256'ya bakalım. 256'nın kare kökü 16'ymış. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya 16 metre olarak yazıyorum. 196'nın kare aldığımızda hemen ne yapıyorum? 196'ya geliyorum bakıyorum. 196'nın kare kökü 14'tür arkadaşlar. Geliyorum bir kenar uzunluğuna 14 metre diyorum. 49'a baktığımızda 49'un kare bakalım. 49'un kare kökü 7'dir. Hemen geliyorum buraya da arkadaşlar ne yapıyorum? 7 metre diyorum. 16 metre 14 metre 7 metre e, o zaman burası da 7 metre arkadaşlar burası 7 metre tamamı 14 metre burası 7 metre ise şuradaki küçük kısma da 7 metre kalır burası 14 metre olur arkadaşlar burası 16 metre olur burası da 16 metre olur o zaman şu bölüme kaç metre kalır tamamı 16 burası 14 <laughs> o zaman buraya da 2 metre kalır hadi o zaman çevremizi isterseniz bir toplayalım bakın buradan arkadaşlar 16 buradan da 16 arkadaşlar buradan da 16 gelirse 3 tane 16 ne yaptı 48 metre yaptı artı. Buraya bakalım. 14 buradan bir geldi. 14 de buradan bir geldi arkadaşlar. Toplarsak 28 metre bir geldi. Bakın topladıklarımı arkadaşlar ne yapıyorum? Çiziyorum. 7 14 21 28 de buradan geldi arkadaşlar. 28 metre de buradan geldi ve şuracıkta küçük ikimiz kaldı. 2 metreyi de ne yapıyorum? Alıyorum arkadaşlar. Bunları topladığımızda 28 28 56 arkadaşlar 48'e toplarsak 104 İki daha ne oldu? <laughs> Cevabımız 106 metre olmuş oldu doğru sonucumuz arkadaşlar. Burada ne yaptık? Tam kare ifadeleri bilmeni sağladık ve bu soruda gerçekten çok güzel bir soruydu diyoruz ve hadi bakalım yolculuğumuz süper bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. İki sorumuz var. Sonra köklü sayılara toplama çıkarmamız var. Süper bir şekilde yazı çalışmamız bomba gibi devam ediyor. Şimdi eksi kök sayısından büyük en küçük arkadaşlar e, tam sayı ile 185 kök 185 en yakın tam sayının toplamı kaçtır? Arkadaşlar hemen isterseniz şöyle bir tane ne yapıyoruz? Güzel bir sayı doğrusu yapıyoruz. Sayı doğrusuna yaptığımızda şöyle 0'ı aldığımızda -1, -2, -3, -4, -5 aldığımızda, e, devam edelim Şuraya bakalım. -6 olsun burası da. Şimdi buraya baktığımızda -30 sayısı normal 30 olsaydı arkadaşlar, normal 30 olsaydı ne olurdu? 25 ile 25 ile 36 arasında olurdu. Yani 5 ile 6 arasında olurdu diyeyim arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen geliyorum buraya. Bakın -1, eksi -2 Eksi 3, eksi 4, eksi 5 ve eksi 6. 5 ile 6 arasında ama eksi olduğu için arkadaşlar eksi 5 ile eksi 6 arasında olur. Kime daha yakındır? Bakın buradan 5 birim, buradan 6 birim var. Dolayısıyla 5 birim olduğu için 5'e daha yakındır. Yani şurada bir yerdedir arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Şuradan şuradan işaretledim. Eksi kök 30'u bulmuş olduk. Eksi kök 30'dan bakın büyük arkadaşlar sayısından büyük. En küçük tam sayımız nerede? İşte burada arkadaşlar. Eksi 5'i bulmuş olduk. Devam edelim. Kök 185. Arkadaşlar kök 185 sayısı hemen yazıyorum. Burada bir altında arkadaşlar tam sayı tam kare olarak 169 var. Devamında burada ne var? 196 var. Peki burası 13. Burası da 14 arkadaşlar. Sayımız kime yakındır? 13'e mi yakındır? 14'e mi yakındır? Bakın burada 16 fark var. Burada arkadaşlar 11 fark var. Dolayısıyla nedir? 14'e daha yakındır en yakın tam sayının toplamı. Buna en yakın olan tam sayımız kaçtı? 14'tü. Dolayısıyla ne yaptık buraya? 14 yaptık. İkisinin toplamından bahsetmiş. Eksi 5 ile arkadaşlar artı 14'ü topladığımızda zıt işaretli olduğu için büyükten küçüğü çıkartıyorum. Ve büyüğün işaretini yazıyorum. Dolayısıyla cevabımız da artı 9 olmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşımızda bir de köklü sayılarda tabii ki sıralama sorusu olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Ve gerçekten de bunu da yine sevgili hocalarımız mutlaka sınavda soracağını düşünüyoruz. Her türlü kıyaslama sorularında veya yaklaşık değer sorularında arkadaşlar bu, so bu konuyla karşılaşıyoruz. Yani bu konuyu bilmiyorsan köklü sayılarda bir sıralama yapma ihtimalin sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla bir sayıyı kök içine almayı çok iyi biliyor olman gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar yukarıda bazı cisimler ve bu cisimler cisimlerin kütleleri verilmiştir. Cisimlerin kütlelerini en hafiften en ağır olana doğru sıralarınız demiş. Şimdi arkadaşlar bilgisayara baktığımızda bunları sıralamak için dışarıdaki sayımızı ne yapıyorum? Kök içine alıyorum. Yani 4'ün karesi olarak girdi. Çarpı 3 yaparsam 4'ün karesi 16. 3 ile çarparsam 48 olarak bulduk. Devam edelim bakalım. E, kitaba bakalım arkadaşlar. Kitap hemen şurada yapalım. 3 kök 2'ye bakalım. İçeriye aldığımızda 3'ün karesi çarpı 2 olur. Buradan da 3'ün karesi 9. 2 ile çarparsam 18 yani bunun ağırlığı 18 kilogrammış kök 18 kilogrammış karpuza bakalım arkadaşlar karpuzda aldık mı 5'i içeriye karesi olarak girer değil mi dışarı çıkarken ne yapıyorduk 2 tanesini bir tane olarak dışarı çıkartıyorsak bu sefer tersini yapıyorsak yani içeriye sokuyorsak soyumuzu karesi olarak girer yani buradan da 5'in karesi 25 6 ile çarparsak buradan ne olur? kök 150 kilogram olur. Hemen ne yapıyorum? Kök 150 kilogramı yazıyorum. Devamında televizyon ağırlığına bakalım. Televizyon ağırlığı arkadaşlar 3 kök 5 kilogrammış. 3'ü içeriye aldım. Ne yaptık? 3'ün karesi olarak girdi. Çarpı 5 yaptık. Buradan 3'ün karesi 9. 5'e çarparsam 45. Yani televizyon ağırlığı kök 45 kilogrammış diyebiliriz. Haydi bakalım sıralamamızı yapalım. En hafiften en ağır olana diyor. En hafif olan arkadaşlar tabii ki normal olarak kitaptır. Dolayısıyla ne yapıyorum buraya önce? Kitap yazıyorum. Kitabı yazdım. Küçüktür. Sonrasında kök 48, kök 45. Hangisi daha hafiftir? Tabii ki televizyon arkadaşlar. TV diyelim. Devamında sonra arkadaşlar bilgisayardır. Bilgisayar bilgisayar diyelim. Sonra da nedir? Tabii ki çok güzel bir şekilde karpuzdur arkadaşlar. Yani en baba olan, en ağır olan karpuzdur diyoruz ve bu şekilde de sayılarımızı kök içine alarak çok güzel bir şekilde bir kıyaslama yapmış olduk. Geldik arkadaşlar nereye? Geldik tabii ki köklü sayılarda toplama çıkarma işlemine. Bakın buraya kök 108'i ne yapmam lazım? Kök içlerini arkadaşlar aynı yapmak zorundayım. Yoksa başka türlü bu işin içinden çıkamam. Mutlaka ve mutlaka kök içi aynı olmak zorunda. Buraya baktığımızda sevgili arkadaşlar 36 çarpı 3 olarak yazıyorum. Buraya bakalım sevgili arkadaşlar. Burasını 25 çarpı 3 olarak yazıyorum. Artı burasını da 49 çarpı 3 olarak yazıyorum. Tabii ki bunları görebilmek birazcık zaman alır. İnşallah siz de çok soru çözdüğünüzde bunları hemen ne yapacaksınız? Çözeceksiniz. Bakın 36'da 6 dışarıya çıkarsa içeride ne kalır? Kök 3. Buraya bakalım. Pardon eksi olacak burası. 25'ten 5 dışarı çıkarsa 5 kök 3 olur. Artı 49 dışarıya 7 olarak çıkarsa 7 kök 3 olur. Şurasını hemen eksi diyelim arkadaşlar. Eksi burası da artı olursa o zaman 6'dan 6 kök 3'ten 5 kök çıkarsa 1 kök 3 kalır. 1 kök de 7 kök 3 toplarsa cevabımızın 8 3 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen geliyorum buraya. Sevgili arkadaşlar bakın bunun başında gizli bir vardır değil mi? Bölme işleminde dışarıdaki ile dışarıdaki sayıyı ne yapıyorum? Bölüyorum. Yani 5 çıkıyor. Kök 28'i kök 7'ye bölersem kaç çıkar? 4 kalır arkadaşlar. Yani kök 4 kalır. E kök 4'ü ben tam kare bir sayı olduğu için dışarıya direkt 2 olarak çıkarmaz mıyım? Evet çıkartırım ve 2 olarak çıktı. Yani buradan köklü bir sonuç gelmedi. Devam edelim. Kök 32. Kök 32 arkadaşlar hemen şurada kenarda 16 çarpı 2 olarak yazarım. 16 dışarıya çıkarsa 4 kök 2 olarak buluyorum ve yazıyorum. Çarpı kök 18'e bakalım. Kök 18'de 9 çarpı 2 olarak bulurum arkadaşlar. Ve buradan da 9 dışarıya 3 olarak çıkarsa 3 kök 2 olarak da burayı buluyorum ve yazıyorum. Burası 10 oldu. Hemen yazdım. Bakın kök dışındaki sayıları çarparsam 12 olur. 12 olur. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam kök 4 yapar. Dışarıya 2 olarak çıkar arkadaşlar. Buradan da 10 artı 24'ten sonucunda aslanlar gibi kaç oldu? 34 olmuş oldu arkadaşlar. Ve bu şekilde sizlerle beraber çok güzel bir yazılı kampını başlatmış oluyoruz. Ve ilk başta arkadaşlar ne yaptık? Tabii ki en özel ders olan matematik dersiyle başlangıcımızı yaptık. Şimdi senden ricamız ne? Yapmış olduğumuz bu çalışmanın neticesinde arkadaşlar Hemen bugün sıcağı sıcağına mutlaka arkadaşlar 0'dan 8'e konu anlatım soru bankasından ve derslerine çalışıyorsun ve sorularını hemen çözüyorsun. Hocam bende Zoru Bankası var. Biraz daha zorlanmak istiyorum diyorsan hemen arkadaşlar ne yapıyorsun? Açıyorsun ve köklü sayılarda toplama çıkarmaya kadar hemen ne yapıyorsun? Bunları çözüyorsun. Bakın burada ilk sayfaları hala almayan ve çözmeyen varsa mutlaka alıp çözsün. Dinamo'dan arkadaşlar yine ödevlerim var. Geldiğimiz yere kadar köklü sayılar toplama çıkarmaya kadar bu kitaplarımızdan da çözüyorsun ve her yerde otobüste, vapurda, serviste, evde yatarken, yatağın içinde çalışacağın mükemmel yazın notlarını almadıysan hemen ne yapıyorsun? Linki aşağıda açıklamalar bölümünde var. Oradan tıklıyorsun Tonguç mağazaya gidiyorsun ve alıyorsun ve sınavda bomba gibi hazırlanıyorsun diyelim ve karşımızda ödülü sorumuz var. Hadi bakalım arkadaşlar. Ödül sorunun cevabını bul. Yorumlara yaz. Kendine çok iyi bak. Umarım sınavdan hepiniz 100 alırsınız diyelim ve güzel temenniyle dersimizi bitelim. Görüşmek üzere.